top arabasında yola çıkan büyüktür. İki yerin var şimdi. Birisi Anıtkabir, öteki ebedisi milletin sinesidir. Nasıl sana bağlanmaz, yanmaz, kıvranmaz bu Türk? Ah nasıl seni candan, gönülden almaz bu Türk? Türklük diye engin, yüce ne ararsak hep sende var. Yiğitliğin, güzelliğin kaynakları senden çıkar. Sana varır kaynakları Pasinlerin, Denizli'nin, Fıratlı'nın, Meriçli'nin, Seyhanlı'nın, Gedizli'nin, Kızılırmaklı'nın gelip karıştığı canlı deniz. Değer diye coşup taşan nemiz varsa senden bir iz. Her birimiz bir damlanız, belki ayrı, belki yalnız. Günü gelsin, birdenbire bir arada toplanırız. Seni tekrar halk ederiz, kalp oluruz sana tekrar. İçimizde bulanıklık, üstümüzde çer çöp mü var? Bir silkiniş, bir fırtına, pırıl pırıl bir durulma. Ne güzel şey içimize dönüp dönüp seni bulma. İşte gene kıyındayız, karşındayız. Yok, sendeyiz. İçimizde coşan deniz, göğsümüzde çarpan deniz. Sana geldik, bizi yıka, bizi yücelt, bizi coştur. Sensiz kalan fikir ve his çoraklardan daha boştur. Yağdın, deniz hali verdin şu yaylalı çöle atam. Çiğnetmeyiz bu yaptığın toprakları ele atam. Bir kat daha seviyoruz yakındaki bayrakları. Seni redde, sana küfre kalkan tek tük alçakları. Kanun eğer bırakırsa hıncımızla biz boğarız. Tek Mustafa Kemal gitsin, biz Mustafa Kemal varız. Atamız, bayrağımız, andımız. Sonsuz acısı sensiz olmanın, yılgınlığı yok sensiz kalmanın. Ey ömrümüzün varı, devletimizin mimarı, Türk'ün alnından lekeyi silen, ey yüce milletinin ruhunu avucunun içi gibi bilen, ey şimdi sel, şimdi dağ kesilen, ey bize intikal edip ölen, bize tarihten gelmiş havari, ey cins bir küheylanmış gibi Sifenks'i şahlandıran süvari, ey Lozan defnesiyle bezeli dumlu pınarın tunçtan heykeli, ey gönüllere kazan adını, ey o bez zindanından kadını, medrese küfünden irfanı, taassup zincirinden vicdanı, yarasından gururu kurtaran, ey canlı bayrak, ey insan vatan, Kasım rüzgarları yaprak başında, cümle daldan yaprak getiriyorlar, Mustafa Kemaller 20 yaşında, Sakarya'dan toprak getiriyorlar. Selam sana gönül dolusu, ey uluların ulusu, Türk'ün göğe değen eli, ey güzellerin güzeli, ey heybeti haktan güzel, ey gözleri gökten güzel, ey saçları sırma sırma, bizi safından ayırma, bize bağışla hamle hız, sana mühtacız, sana mühtacız. Kafile ağır ağır, genç harbiyelilerin çektiği beyaz halata dayanmış, yavaş yavaş Anıtkabir'e doğru ilerliyor. Genç izcilerin ellerindeki bayraklar dalga dalga rüzgarda çırpınarak, onun top arabasını sarmış bayrağa imrenerek, az rüzgara rağmen saplarından kopup ona örtü olmayı isteyerek ilerliyorlar. Ve genç deniz subayı namzetleri, genç izciler bayrakları ellerinde onu son ebediyet yolunda uğurluyorlar. İçlerinde hüzünle gurur karışıktır. Çünkü fani Mustafa Kemal'i kaybetmişlerdir. Bir daha o aşklara mühtaç insanların göreceği güzel yüzü, büyük yüzü, mert insanı, emsalsiz insanı göremeyeceklerdir. Ama eser Mustafa Kemal'i, fikir Mustafa Kemal'i yaşatacaklardır. Eğildiler, tabutunu tutmak üzereler. Öteki dik omuzlar da öte tarafta nöbette onun eserini ebediyete götüreceklerdir. Bu anda Mustafa Kemal'i taşıyan yalnız şu gördüğünüz askerler değildir.
ötede bekleşenler de, öte reisi cumhurundan en küçük insanına kadar hepsi asıl Atatürk'ü bekleyen onlar. Cenaze alayı, anıt kabrin ihtişamlı taş avlusundan ağır ağır ilerliyor. Taş aslanlarla dinç kavaklar arasında iki tarafı yol boyunca kaplayan izciler, havuçlarında biriktirdikleri çelenkleri, çiçekleri onun ayakları dibine atıyor. Vatan bir daha ona minnetini bütün nebatlarıyla ayağının altına sererek belirtmiş olur. Kavaklar düşen yapraklarıyla ağlıyorlar. Güller çiçekleriyle bağırlarını kanatıyorlar. Taştan aslanlarla genç izciler dimdik nöbetteler. Herkes topyekun atasına haykırmak istiyor. Yaradan, hey yaradan, 15 değil 1000 yıl geçse aradan, sensin ışık diye önümüzdeki, sensin ateş diye kanımızdaki, ey yanımızdaki 5-10 mermere, bir avuç toprağa sığan hudutsuz mavi umman hey. Yeni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardın sen her köpürüp taşmanda, her konuşmanda milletinin alın yazısını yeniden yazardın, akışların inanmayanı ezerdi, sağ kolun bir tırpana benzerdi, başlardı yurt tarlasında fikrin ve hissin hasadı, cümlelerin ya örsten kalkardı ya çıkardı kından, başak saçların sarkardı harman alnından, halk biçilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine, milyonlar katılırdı sözlerine, mıknatısı gören zerreler gibi, köhne kanaatler, köhne küreler gibi sözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu. Tam konuştuğun ansa mahşerdi. Rab gökte dinleyin derdi meleklerine. Yıldızlar girerdi yeni mahreklerine. Nehirler kavuşurdu yeni denizlerine. Halk dikilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Şimdi tamamlayabilmek için tavafını, nöbetçi olmak için anıt kabrine, sarmış yalın kılıçlar gibi etrafını tutuyor nöbet. Bu millet, bu vaktiyle ayaklarını ummanlar yalayan, bu üç kıtayı atının nalıyla damgalayan, bu her yere evi gibi giren, bu Atilla'yı, Timur'u, Uğuz'u, bu Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u, bu seni yetiştiren ulu millet, bakar ve haysiyetle dimdik, uyanık, tetik, anıt kabrinde tutuyor nöbet. Dünya dönüp dolaşıp, boğazlaşıp dalaşıp, er geç ve ancak milli misaklarda karar kılacak. Ey en büyük usta, düşünen oldu mu bu hususta, senden evvel ve senden ileri. İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı cihan. O zamandan anlayamadığına yansın. Sen dünyanın dönüp dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların seve seve öleceği en büyük maksat için dünyaya ilk karşı koyansın. Nasıl içimizdeysen bütün varınla, işte öylece dünya davalarındasın. O ışık saçlarınla, o gök gözlerinle sen. Kalabalık ağır ağır, haşmetli, vakarlı anıt kabre doğru ilerliyor ve andını tekrarlıyor. İrkilmez! Ata çocuğu irkilmez! Zapt edilmez atam, zapt edilmez biz varken senin kalenin burçları! Bakışlarımız kılınç uçları! Bekliyoruz devrimini biz! Çökmeyeceğiz biz! İsterse hayat kahrolsun! İsterse refah kahrolsun! İsterse kurşun düşsün yanımıza belimize! İsterse geçinmek için bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize! Yer sarsılsa yerinden, dünya düşse peşimize, ne senden geçeriz, ne senin eserinden. İşte aziz reisi cumhur, büyük tutkunu milletin andı olarak atanın başında söylemeye geliyor. Ne yazık ki teknik imkanlar, bu güzel nutku, bu milli ahdı tam vermemizin imkanını sağlamıyor. Onun son cümlelerini ve baş cümlesini huşuyla dinliyorsunuz. Bir peki dahi, bir faniyi milletler nazarında tarihte ebedileştirmeye kafi gelir. O devlet kurmakta, devlet idare etmekte,
askerlikte, inkılapçılıkta ayrı ayrı mümtaz vakitlere sahip olduğunu bütün cihana göstermiş, 20. asrın en önde bir lideri olduğunu ispat etmiştir. Atatürk, sen bizden yıl, seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, intifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin, hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği, tazid ettiği, öldüğü ve övündüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yap. Vatanın yüz bucağından gelmiş torba torba toprak Atatürk'ün kabrine serpilmek için bekliyor. Cumhur reisinin son vakfesinden sonra tabut yeniden eller ve omuzlar üzerinde ebedi karargahına bırakılacaktı. Herkes son vakfesini yaptı. Ağır ağır genç askerler yeniden tabutu ellerine aldılar. Bütün milki askeri erkan ve kalabalık ağır ağır anıt kabrin muhteşem pencereli ve tavanları Türk motifleriyle süslü yerine girdi. Şimdi heyet yavaş yavaş dişlerinin başına dağılmaktadır. Herkesin yüzünde hüzün ve itimat bir arada okunuyor. Mahzundurlar çünkü Atatürk'ü toprağa bıraktılar. Münşerihtirler, huzur içindedirler çünkü vazifeleri başında, karınca kaderince Atatürk'ü yaşatacaklar. Atatürk burada ebediyet boyunca kurtardığı vatanın ufuklarına huzur içinde bakabilir.